gösterilenlerin değil, işin özüne inileceği bir program. Sözlerin hakikatlerle dillerden döküleceği bir program. Bilinmeyen gerçeklerin öz bir şekilde anlatılacağı bir program. Sözlerin öz olduğu, Sözün Özü programı her çarşamba sizler. Sözün Özü programı kaldığı yerden devam ediyor. Hemen iletişim adreslerimizi hatırlatalım. 0216 488 0488 numaralı hattan bizlere ulaşabilirsiniz kıymetli izleyiciler. 0538 330 97 42 0538 330 97 42 numaralı hattan da bizlere WhatsApp üzerinden canlı yayına mesajlarınızı gönderebilir. Görüş ve önerilerinizi aktarabilirsiniz kıymetli izleyiciler. Bunu da sizlere hemen iletmiş olalım inşallah. Sorulara bir bakalım. Sorularda neler var hemen onları da sizlere aktaralım. Gelen mesajları yani. Selamünaleyküm hocam. Kalbimizden geçen kötü düşüncelerden sorumlu muyuz acaba? İyi yayınlar demiş bir izleyicimiz. Bu konu hakkında neler söylenebilir hocam? Emre hocam. Selamünaleyküm hocam demiş. Kalbimizden geçen kötü düşünceler hakkında sorumlu muyuz? Bu konuyla alakalı? Ya şimdi günah olarak sorumlu değiliz. Diyelim bir insanı kalbinden öldürmeyi düşündün. İşte adam öldürdü diye yazmazlar sana. Heh. Ama maneviyatına büyük tahribat verir. Evet. Kalbini bozar, ruhunu bozar, huzurunu bozar ve vesveselerin çoğalmaya başlar. Allah korusun bu daha kötü yerlere de gider. Evet. O yüzden ama sorumlu değildir yani. Sorumlu değildir. Ama onu temizlemek gerekir. O da neyle temizlenir? Kur'an'da ayet var. Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur. Mutmainne, evet. Olur, onu söyleyelim. İnşallah diyelim. Teşekkür ederim hocam. Kıymetli izleyicimizin de cevabı verilmiş oldu. Hocam demiş, çok soru var ama en son mesajını gördüm. Selamünaleyküm hocam, ben Mersin'den Samet, 21 yaşındayım. Efendi Hazretlerine gönülden bağlıyım. Cemaatinizin hoca efendilerini beğenerek dinliyorum ve takip ediyorum. Ben de bu yolun yolcusu olmak istiyorum. Medreselerinizde eğitim almak istiyorum. Bazı ailevi sorunlar var, dua edin inşallah. Bir de sorum var demiş. Ben sabah namazı hariç diğer namazların sünneti yerine kazalarımı kılsam olur mu? Sağ olun şimdiden Allah razı olsun demiş. Kesinlikle böyle bir şey yok kıymetli izleyiciler. Sünnetleri de kılacaksın ama kazaları da kılacaksın. Kazalar nasıl kılınır da özetleyebiliriz sizlere kıymetli izleyiciler. Özetle sadece farzlarını kılacaksınız. Kaza namazlarını inşallah. Vitir vacibi varsa onun da kazası yapılır. Bunu da aktarmış olur. Değil mi hocam? Bu şekilde cevaplanabilir kısaca. Evet. Bağcılardan Hikmet Akay hocam demiş. Ben Adıyaman'a bağlıyım. Sizi seyretmeyi çok seviyorum. Biz koltuğa iki karpuz sığmaz diyorlar. Nereye bağlıysan orayı dinle diyorlar ama ben sizi çok seviyorum ve hiç programınızı kaçırmam. Sizi çok seviyorum demiş. Üç kere tekrarlamış. Allah razı olsun. Sizi sevmeyen izlemesin. FM TV izlemek için evin işini bırakıyorum. Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten burada sonuçta birlik ve beraberlikten bahsediyoruz. İzleyiciler severler zaten. Evet. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyicimizin mesajını almış olduk. Evet, okumuş da olduk. Devam edelim. Bir izleyicimiz soru sormuş. Selamünaleyküm hocam, kayın babam Ümre'ye gitmek istiyor ve bankada bir miktar parası var. Bu bankada Kuveyt Türk Bankası demiş. İsim verdik ama vadesiz hocam diyor ki kayınbabam paramdan şüpheleniyorum. Bizde diyoruz bir şey olmaz, o parayla Ümre gidilir. Sizce hocam gidilir demiş. Gidilir mi demiş. Katılım bankasından bahsediliyor. Bu bankada parası varmış. Bu parayla Ümre'ye gidilebilir mi diye bir soru yani. Parasıyla tabii ki de oradan çekip Ümre'ye gidebilir. Onda bir sıkıntı yok. Bir de o bankaların tabii Ümre'ye gönderme meselesi var. Evet. O bankayı biz tabii faizsiz biliyoruz. Her uygulaması tabii ne durumda bilemeyiz ama kendi şahsi parasıyla tabii ki de gidebilir. Onda sıkıntı yok yani. Selamünaleyküm hocam. Bir izleyicimiz, sayın hocalarım Allah razı olsun. Programınız çok güzel ve aydınlatıcı. İslam hükümleriyle yönetilmeyen ancak halkı Müslüman olan bir devlet uğruna ölen bir kişi şehit midir? Saygılarımla. Mesela Türkiye'den bahsedebiliriz. Şehit. Evet, tabii ki de. Şehit değildir diyebilir miyiz? Kim diyebilir böyle bir şeyi? Böyle bir şey diyenin alnını karıştırırım yani. Şu an bizim doğumuzda, şu an Fırat Kalkanı'nda ölenlere şehit değildir demek çok ağır bir ifade. Çünkü bugün de acısı var. Biliyorsunuz bu sabah itibariyle iki tane daha şehit toprağa verdik.
bu şehitlerimizin hakkını biz ödeyemeyiz. Bu kardeşimize de sorduğunda sorudan dolayı teşekkür ediyoruz. O ifade kesinlikle ona değildir tabii ki de. Çünkü ülkemizde hocam çok art niyetli insanlar var. Biz onlara karşı tabii ki de bu ifadeyi kullanıyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar yazmış hocam. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani gereken cevap verilmiş olduğunu düşünüyorum. Ben başka cemaate bağlıyım demiş. 17 yıldır TV'yi pek izlemiyorum. Sonra FM TV'yi buldum. Yıllardır aradığım kanal demiş. Kadın göstermediği için en çok beğendiğim bu. Bütün hakiki olan cemaate saygımız, sevgimiz var. Ama Mahmud Efendi Hazretleri'nin cemaati benim takdir ettiğim bir cemaati diyor. FM kolik olduk. Takdire şayansınız demiş. Sizin gibi genç çocuklarımız sayısını FM kolik olduk demiş. Takdire şayansınız. Sizin gibi genç çocuklarımız demiş. Herhalde büyük bir abimiz ya da ablamız. Sayınızı Allah artırsın demiş. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Devam et. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Devam edelim. Gelen çokça mesajlar var. Selamünaleyküm hocam. Ben sizin gibi hoca olmak istiyorum. 19 yaşındayım. Kas hastasıyım. Efendi Hazretlerine dua ettirin. Sizi seviyorum demiş. İnşallah bizler dua edelim. Sizler de bu konuda elinizden geleni yapın. Bir şey yani uzak değil. Sözünüzü programında direkt yapalım. Bütün bizi izleyenlerimiz evet. De amin desinler. Rabbim hastalığı bu 19 yaşında kas hastası olan kardeşimize Rabbim acil şifalar ikram eylesin. Amin. Rabbim hayırlı ne muratları varsa ikram eylesin. Rabbim yolundan ayırmasın diyelim. Dua edelim. Esselamu aleyküm, hayırlı akşamlar değerli hocalarım, hayırlı yayınlar. Cemaatler derken her cemaat doğru mudur acaba? Mesela Nücü dedikleri oğlunu aldılar benden, beynini yıkamışlar, bizi dinlemiyor, güya vakıf olmuş, onlara ve babası olarak hakkımı helal etmeyeceğim dediğim halde beni dinlemiyor, bana da Allah yolu diyorlar. Bu doğru mudur? Allah için açıklayın. Hayırlı akşamlar. Dualarınızı bekleriz. Hocam ilk başta bir ifade kullanmıştık. Nasıl ayıracağız dediğimizde bu ifadeyi ben bizzat Masum hocamızdan aldım. Telefonla görüşmesini yaptım konuyla alakalı. O ifadeyi tekrardan söylemek istiyorum. Eğer bir cemaat, ehli sünnet vel cemaat kurallarına uygunsa onun peşinden gidilir. Ama burada önemli olan hangi cemaati tasdikleyeceğindir. Evet. Eğer uygunsa tasdikleyebilirsin. Şimdi, uygun değilse tasdikleyebilirsin. Yani biz cemaatiz diyenin peşinden illa gidilecek. Ha bu da hocadır, konu bunu dedi de doğrudur diyemeyiz yani. Dağılıyor ama şunu da aktaralım hocam. Hani ondan sonra size söz vereceğim. Şimdi burada izleyicimizin sorusunu özetleyeceğim yani. Diyor ki benim evladım diyor bir cemaate takıldı diyor. Oğlumu benden soğuttular bana karşı. Şeyi azaldı yani. Bu çok önemli yani. Bu çok önemli. Ne biliyor musun? Anne babadan soğutmak burada var mı? Burada şu var bak. Çok önemli bir şey. Biz Emre hocamızla tefsir programı yapıyoruz. Yusuf suresinde veya Lokman suresindeydi hocam herhalde. Şunu bir ayet geldi. Onu incelerken şunu gördük. Mevla Teala direkt emri var. Evet. Biz insana, annesine iyi davranmasını emrettik. Veya başka bir ayet-i kerime var. Biz anne ve babana, annene öf bile deme diyor Allah. Şimdi senin ölçün Kur'an ve sünnetse hangi hoca, hangi şeyh, hangi yani ne olursa olsun ismi, cismi ne olursa olsun anne ve babanı dinleme. Boş ver. Sen bizle takıl. Onları boş ver. Dinleme, sana bir şey söylerlerse itaat etme diyebilir mi? Derse bu işte yanlış yolda gitmiş olur. Ha ama nasıl der? Eğer sen anne ve baba olarak çocuğunun İslami yaşantısını kısıtlamaya çalışırsan o seni o konuda dinlemeyebilir. Eğer sen anne ve baba olarak çocuğuna kötülüğü emrediyorsan o da senden iyi bildiği halde İslam'ı senin bu emrettiğin şeyin kötü olduğunu biliyorsa seni dinlemez. Burada yani bir önemli bir mesele var. Sen belki benim çocuk beni dinlemiyor. İyi de sen çocuğa belki ne diyorsun? Belki sen İslam'ın zıttında bir şey diyorsun. Çocuk da bir belirli bir ilim almıştır. Seni dinlemez. Yani benim anne babam bana İslam'ın dışında bir şey söylerse ben onu dinlemem.
Ama onun haricinde, İslam'ın haricinde anne babanı dinleme, anne babanla takılma, anne babana yanaşma, boş ver sen bizle takıl diyen adam o ne hocadır ne başka bir şeydir. Hiçbir şey değildir. Bizim ölçümüz nedir? Bizim ölçümüz Kur'an ve sünnettir. Ondan sonra teferruat diğerleri gelir. Ama ölçüm buysa bunlardaki kesin hükümleri kim çiğniyorsa onu asla dinlemeyeceksin. Sana iyiliği, doğruyu, güzeli bir çocuk dahi söylese onun peşinde gideceksin. Ölçümüz budur yani. Evet hocam. Çok teşekkür ediyorum. Diğer konumuzla devam edelim. Hemen yine Kazım hocam zaten sizle devam edelim. Ayrı ayrı cemaatlerin olmasının sebebi insanların tabii ki akıllarında yine soru işareti olarak var. Ben bunun da cevaplanmasını istiyorum. Yani ayrı ayrı cemaatlerin olmasının hikmeti nedir hocam? Hocam şimdi bunu tabii ifadelerimizin içinde hocalarımız da bahsetti. O yüzden ben şöyle toparlayıcı söylemek istiyorum. Şimdi ayrı ayrı mezhepler var değil mi? Bunların genel amacı ne? Baktığımız zaman Şafii, Hanefi, Maliki, Hanbeli gibi mezheplerimiz var. Neden bu mezhepler var? Bunlar bize bir rahmettir. Zorda kaldığımız zaman öbürünü taklit ediyoruz. Çok önemli bir şeydir. Bu rahmettir. Cemaatler de aynı şekilde farklı farklı cemaatler olması tamamıyla bize nedir? Rahmettir ve lüzumludur. Şöyle diyebilirim, her yiğidin bir neyi var? Yoğurt yiyişi var. Ondan sonra herkesin bir meşrebi var. Her insanın fıtratında bir fikri, aklı, beyni veya kalbinde farklı görüşleri var, farklı yaşantıları var. O yüzden herkesi bir çatı altında toplayayım, bir cemaatte olsun herkes demek İnsanlara ne olabilir? Zulüm olabilir. Çünkü bir insan belki şunu diyebiliyor. Ya diyor işte Mahmud Efendi Hazretleri evet çok seviyorum ama siz işte çok takva bir cemaat. Ben yani buna şey yapamıyorum. Ben ne yapayım şimdi? Dışarıda mı kalayım? Yo bana göre şu cemaat hoş. Ben o cemaate üyeyim. Bak o kişinin neyidir? Bir rahmetidir. Ne bileyim bir Bediüzzaman Hazretleri'nin yolunda giden insanlar var. Onlar da o yolu seçmiş. Bir nedir bu? Meşreptir. Onlar da belirli bir kitleye hitap ediyor. Belki benim hitap etmediğim bir kitleye hitap ediyor. Ben de belirli bir kitleye hitap ediyorum. Bu nedir? Lüzumludur. Şöyle tarif edelim. Yani bir çay var değil mi? Herkes çayı sever. Yani çayı sevmeyen var mı? Yok. Çayı herkes sever. Ama şu var. Bir şekersiz içen var. Bir şekerli içen var, açık içen var, kapalı içen var. Sen şekersiz içmeye alışmış bir adama bol şekerli bir çay getirsen bir yudum alır der ki ya ben bunu içmem, sevmiyorum. Aynen, içiyorum, evet öyle şimdi, oluyor. Şimdi bu senin çayı sevmiyorsun anlamına mı gelir? Gelmez. Yani çayı sevmiyorsun anlamına mı gelir? Gelmez. Sen açık içiyorsun, diyorsun ya bu işte abdest suyu mu diyorsun ben bunu içmem koyu getir. Velhasıl de tavşan kanı getir onu içiyorsun. En neticede hepimiz çayı seviyor muyuz? Seviyoruz. O zaman o çayı din olarak değerlendirelim. O çayı Peygamber Efendimizin sünneti yolu olarak değerlendirelim. Ama hepimizin de ondan istifadesi farklı olabilir. O yüzden bu nedir? Önemli bir meseledir. Yoksa ya bir olalım gibi bir ifade çok cahilane olur. Niye bu kadar cemaat var? Bu cahilce bir ifade olur. Yani Mevla Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde ya eyyühennas ey insanlar diyor. İnna halaknaküm biz sizi yarattık. Neden? Min zekeru ve unsa bir erkekten bir dişiden yarattık. Ve cealnaküm şuuben ve kabâile lita'arafu. Ve sizi diyor şubelere kabilelere kabilelere ayırdı. Şimdi biz şunu diyebilir miyiz? Ya Allah neden bir ırk üzere yaratmadı insanları? Yani hepimiz yani dünyada yaşayan bütün insanlar Türk. Neden yaratmadı? Ya bunu sorgulayamazsın. Mevla niye litarafı tanışasınız, birbirinizle kaynaşasınız için bunu yarattı. Şimdi sen diyebilir misin? Niye
Türk, Kürt var, işte Laz, Çerkez var, Arap var, bilmem şu var. Diyebilir misin? Diyemezsin. Bunlar bir farklılıktır. Farklılıktır. Diyemezsin. E güzel mi olmuş? Güzel olmuş. Herkes soyuyla ne yapsın? Soyunu inkar etmesin. Soyunu dışlamasın. Ben Türk'üm diye Kürt'ü dışlayabilir miyim? Dışlayamaz. O zaman ben A cemaatiysem B cemaatini ne yapamam? Dışlayamam. Derim ki belki sen çok takma bir cemaatsin. Son derece şeriat ve sünnetten zerre taviz vermeyen bir cemaatsin. Öbürü biraz taviz verebiliyor. Tam onu eleştirebilirsin tavizinden ötürü ama onu ne yapamazsın? Dışlayamazsın. Dersin ki yani bunun meşrebi de bu. Cemaat bakımından böyle diyeceğiz. Mevla Teala bizi kabilelere, ırklara ayırırken sormamış, ayırmış ve her şeyde de bir rahmet varken farklı farklı cemaatler olmasında da büyük rahmetler vardır, büyük ne vardır? Güzellikler vardır diyebiliriz yani hocam. Teşekkür ederim hocam. Hocam çok güzel açıkladınız. Misaliniz de çok güzeldi. Şimdi bir izleyicimiz de yazmış ki. Yarış izleyicimiz... olur hocam. Evet. Farklı cemaatlerin olmasında şu var. Hayırda yarışın buyuruyor ya Peygamber Efendimiz. Şimdi bu cemaat bir atak yapar. İslam'ı daha güzel yaymak için mücadele verir. Öbür cemaat insanlar da der ki ya biz de yapalım. Öbürler biz de yapalım. Böylelikle ne olur? Hayırda bir yarış olur. Evet. Şimdi bir izleyicimiz yazmış. Soru olarak Allah neden kafirlerin neslini çoğaltıyor? Bu soruyu sormakla şirk koşmuş olur muyum demiş. Programınızı zevkle izliyoruz. Hayırlı akşamlar demiş. Bir diğer sorusu var ama o sorusunu mesajda cevapla. Neden kafirlerin neslini çoğaltıyor demiş. Biz buna şöyle cevap... Biz onları Müslüman yapalım diye diyelim. Daha şimdi şükür. Allah yani yarattıkları, şimdi diyelim Müslümanlar nasıl çoğalıyorsa onların da zaten dünyaları cennet olduğu için çoğalacaklar ve onların içinden Müslüman olanlar da olacak mı? Olacak. Bunlar hep vesile yani Allahü Teala'nın bu bir kanunu. Kanunu olmazsa olmaz. Bu bir kanundur yani. Rabbimizin yaratma kanunudur. Yani bu hani şimdi kitabıyla söyleyeyim ifade olarak belki eksik olabilir ama bu şekilde anlatabiliriz. Yani bunu deşmeye de gerek yok diye düşünüyorum. Evet. Evet. Çokça sorumuz var hocam. Gerçekten hepsine yetişemiyorum ama diğer hemen konularımıza devam edelim. Şimdi sağ olsun ayrı ayrı cemaatlerin neden olması gerektiğine değindi hocamız. Allah razı olsun. Bir diğer konumuz cemaatlerin ilk hani konuştuk ya legalleşme konusuna değineceğim. Çünkü önemli bir konu hocam. Yani nasıl sağlanır dedik? Nasıl sağlanır dedik? Ardından ülkemizde cemaatlerin kesinlikle hiç görülmediğini, hiç bakılmadığını görebiliyoruz. Tanınmadığını. Çok güzel. Sağ olun hocam. Tanınmadığını görebiliyoruz hocam. Evet. Tabii bazı cemaatler cemaat adı altında diyelim. Cemaat olarak kesinlikle cemaat memat değil. Onlardan cemaat denmez. Cumhurbaşkanımızın da ifadesi var. Hatta o videoyu VTR'yi paylaşalım isterseniz hocam. Analiz videosunu. VTR'sini. Evet. Evet. Ardından konuya da zaten açıklık getirmiş olabiliriz. Kıymetli izleyiciler, arkadaşlar hazırsa o VTR'yi alalım inşallah. Evet, videoyu izleyicilerimize izletelim ardından konuya devam edelim. Din Şura toplantısı 15 Temmuz hain darbe girişimi ve din istismarına karşı birlik, dayanışma ve gelecek perspektifi gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantıda Cumhurbaşkanımızdan Meclis Başkanı'na birçok siyasi hazır bulunurken Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez toplantıda tarihi ifadeler kullandı. Rabbimizin böyle ikaz etmesinin hikmetini ağır bir imtihanla hem ülke ve millet olarak hem Diyanet ve İlahiyat Camiası olarak oldukça geç idrak etmenin derin teessürü içindeyiz. Ve Gülen'in cezasının dinen hükmünün ne olduğuna vurgu yaptı. Örgüt elebaşlarını imam, kendisini de kainat imamı olarak isimlendiren bu kişi, bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüştür hükmünce muamele görmelidir. Bir gecede
topyekün millete bomba yağdıran, masum insanları katleden bir örgütün ne İslam'la ne de insanlıkla bir ilişkisi olamaz. Bize göre tarihi ifadelerdi bunlar. Evet, artık işler böyle yürümeli ve herkes kafasına göre fetva vermemeliydi. Müslümanlıkta muhakkak ki çok önemlidir oruç tutmak. Ancak eğer işiniz buna müsaade etmiyorsa, önce işinizi yapıp sonra bunu kaza etmek gibi bir de kural vardır. Biz onları yerine tutarız. Kim ki Kur'an'a ve sünnete aykırı bir yolda gidiyorsa buna bizzat Diyanetimiz dur demeliydi. Sonra öğrendik ki bu toplantılar 5 senede bir yapılıyor. Sorduk kendimize, böylesi önemli bir toplantı neden 5 yılda bir yapılıyor? Daha kısa sürede, hatta gündemdeki her önemli konuda toplanmalı ve kararlar almalı. Böylece vatandaşlarımızı şuurlandırmalı, ülkemiz adına halkımızı bağlayıcı açıklamalarda bulunmalı. Bu toplantıyla alakalı diğer önemli bir soru da böyle kapsamlı bir toplantıda neden bütün camialara yer verilmediğiydi. Gözlerimiz bu kadar önemli bir toplantıda ülkemizi asırlar boyunca manevi direkleri olmuş diğer camiaların kanaat önderleri ve temsilcilerini aradı. Yıllardır söylediğimiz birlik ve beraberlik vurgularının halk tabanında güçlü ve hızlı bir şekilde yerleşmesi için devletimizin resmi kurumunun böyle bir adım atması hep beklenildi. Bu toplantıda da bu adımın atılması gerekli ve büyük önem arz ediyordu. Toplantıda Diyanet İşleri Başkanımızın da vurgu yaptığı gibi insanları aldatan, Kur'an'a ve sünnetin dışında gayri ahlaki metotlar uygulayan gülen bir İslam alimi olamazdı. Aynı şekilde onun arkasından gidenler de dini bir cemaat olamaz. Toplantıda bu konular işlenirken ülkemize binlerce hafız, hoca yetiştiren, gerek vatani görevinde, gerekse hain darbe girişiminde şehitler veren cemaatler neden ayrı olarak tutulmadı ve istisna edilmedi? En azından bu cemaatler hakkında bir istisna yapılıp, lütfen her cemaati bunlarla karşılaştırmayalım diye bir açıklama yapılabilirdi. Ki bu şu an belli yerlerde tarikat ve cemaatlere yapılan saldırılara engel teşkil edebilirdi. Eğer görüş olarak toplu bir silme var ise bu hatayı başka bir hatayla örtmek demektir. Bu kadar kaosun içerisinde başka bir kaosun kapısını aralamak demektir. Ki bugün Cumhurbaşkanımızın Erdoğan bu konuya FETÖ'ye cemaat falan demeyin, bu diğer cemaatlere hakaret olur diyerek yerinde bir vurgu yapmıştır. Şimdi ben daha önce tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet dediğim, öyle tanımladığım bu takıma birileri cemaat diyor. Bunların cemaatle memaatle alakası yok. O diğer cemaatlere hakaret olur. Bunlar tam bir terör örgütüdür. Diyanet İşleri Başkanımızın Gülen'le alakalı verdiği fetva ülkemizde yıllardır beklenen bir ilkti. Çünkü halkımız bu olayda olduğu gibi bir şeyin dinen hükmünün ne olduğunu Kur'an ve sünnet yolundan sapmış sapıklardan değil, bizzat bu konuyla alakalı ehil olan kurumlardan öğrenmelidir. Ancak burada da şunun altını çizmekte fayda vardır. Madem bir hainin hükmü bu şekilde açıklanmıştır ki çok yerinde ve önemli bir adımdır, PKK gibi, DAEŞ gibi diğer hainlerin hükmü de açıklanmalı, bunların dinimizce hangi cezalara çarptırılması gerektiği halkımıza bildirilmelidir. Böylece halkımız yalan yanlış kişi ve kuruluşların yönlendirmesinden kurtularak bizzat devletinin resmi kurumu tarafından sahih ve sağlam bilgiyle bilgilenmiş olur. Olağanüstü Din Şurası, kıymetli izleyiciler, özel hazırlanmış VTR'yi sizlerle, analiz VTR'sini sizlerle paylaştık. Çünkü orada cemaatlerin önemine dikkat çekiliyor kıymetli izleyiciler. Bir cemaat adı altında terör örgütü faaliyeti yürütenler vardı. Ülkenin işte o bize 15 Temmuz'u yaşatanlar vardı kıymetli izleyiciler. Bunlara Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bunlara cemaat memaat demeyin. Bunlar cemaat değil, bunlar tam bir terör örgütüdür ifadesini hatırlatarak olayın ne olduğunu sizlere göstermek istedik kıymetli izleyiciler. Cemaatlerin ülkemize ne gibi faydalarından bahsettik. Şimdi cemaatlerin illegalleşmesinin önemine vurgu yapacağız. Buyurun hocam. Şimdi bu konu gerçekten çok önemli bir konu. Legalleşmesinin. Legalleşme konusu. İllegal yanlış söyledim. Legalleşmesinin evet. Önemine vurgu yapacağız. Kelimeyi o zaman bir açalım önce. Kelimenin vurgu yapılabilir hani. Yıllar önce gideceksek illegalleşmesinin vurgusu da yapılabilir ama konumuz şimdi değil. Legal ile illegal arasındaki şey şu ki legal yasal olması, doğru olması, kabul görmesi, illegalse bunun dışarı itilmesi, öteleştirilmesi. Şimdi şöyle bir şey var ki hocam, Cumhuriyet döneminde ondan öncekini çok fazla bilmiyorum ama özellikle Cumhuriyet döneminden bu zamana kadarkini tezekkür edelim birlikte. Şöyle bir şey var ki ne hale geliyor? Diyanetin oluşmasıyla birlikte var olan Anadolu'daki, Doğu'daki, Batı'daki, İstanbul'daki cemaat liderleri, işte Nakşibendisi, Mevlevisi,
efendim bunların Osmanlı döneminde padişahlar bunlara mensuptu. Mesela en son Abdülmecid Han'da Nakşi Tarikatı büyüklerinden İsmet Efendi'ye mensup olduğunu görebiliyoruz. Davet ediyor hatta, İsmet Efendi tekkesi yapılıyor o zaman. Fatih'te bunu ziyaret edebilirler. Şimdi daha sonra ne oluyor? Diğer cemaatler kabul görmüyor. Görmediği zaman, devre dışı kaldığı zaman illegal devlet tarafından illegal bir hale getiriliyor. Ve bu mevcut hükümete, mevcut devlete bir tehdit olarak lanse ediliyor. Yani falan cemaat işte bu devlete nedir? Karşıdır. Bu illegaldir oluyor. Peki halka bakıyoruz. Halk onları besliyor. Halk ne yapıyor? Onları besliyor. Yani sohbetine gidiyor, camisine gidiyor, cemaatine gidiyor. Binlerce cemaat oluyor. Evet. İşte devlet bir havuz içerisinde, bir sistem içerisinde, ülkesinde sivil toplum kuruluşu diye adettiğimiz cemaatleri, dini yapıları eğer kabul etmezse, onlara konumuna göre, dinine göre, yaşantışına göre onlara bir makam vermezse, bu sefer herkes kafasına göre çıkar. İşte 90'larda Müslüm Gündüzler olduğu gibi, falanlar bilmem neler olduğu gibi çıkarlar. Biz de Müslümanız, biz de cemaatiz derler. Etrafına insan da toplarlar. Onların yüzüne darbe yapmak zorunda kalırsın. Darbenin müsebbibi olurlar. Ve bugün de aynı şekilde onu bir oyunun parçası, tabii oyunun parçası olarak kullanırlar. Peki şöyle olsaydı, devlet kabul etseydi, literatürü de İslam olsaydı, desek kardeşim sen İslam'a uyuyorsun, devlet seni tanıyor, legalsin sen deseydi, Müslüm Gündüz gibi hainler çıkıp da cemaatim diye ortaya çıkabilir miydi? Çıkamazdı. Darbenin müsebbipleri olabilir miydi? Olamazdı. Peki aynı sistem 90, yani bundan önce olmuş olsaydı, FETÖ denilen, bugün darbe yapan, insanlarımıza bomba atan, kurşun atan bu hainler cemaat adı altında bugüne kadar kendi isimlendirdikleri gibi hizmet edebilirler miydi? Yapamazlardı. Çünkü İslam alimleri toplanırdı. O havuz, o makam sahipleri derdi ki kardeşim sen İslam'a uymuyorsun. Senin hiçbir hareketin İslam'la, Kur'an'la uymuyor. Sen ne yapıyorsun? Başka bir şeylerin peşindesin sen. 1995'lerde tarihçilerin, 90'larda, 2000'lerde, 2010'larda alimlerimizin sözleri var. Bunların bir cemaat olmadığına dair. Ama bunlar hep kulak ardı yapılıyor. Niye? Çünkü bu işin bir sistemi yok. Diyanet İşleri Başkanımız açıklama yapmıştı daha öncelerde. Ne demişti? Cemaatlerin, tarikatların artık legal, medreselerin legal olması lazım. Yani biz öteledikçe onlar zaten halk tarafından besleniyor. Dolayısıyla içlerinden hani 100 tanesi, 100 cemaat varsa 99'u güzel, Allah'ın dinini yaşayan, ama bir tanesi var ki ihanet ediyor. Şimdi bunu nasıl ayıracağız biz? Sen kabul, beni reddedersen bunu ayıramayız. Ama hep birlikte bir masaya oturursak, o masada ortaya koyulan maddelerde, İslam maddelerinde kimin doğru, kimin yanlış olduğu meydana çıkar. Mesele bu. O yüzden biz buradan tüm yetkililere bunun derhal düzeltilmesini tavsiye, temenni ve rica ediyoruz. Neden? Çünkü bu düzelmediği müddetçe bu sıkıntılar düzelmiyor. Bakın Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Bunlara cemaat demeyin, diğer cemaatlere hakaret olur. Bu çok önemli bir söz. Bana hakaret oluyor kardeşim. Niye? Ona cemaat diyorsun, imam diyorsun, bana da aynı şeyi söylüyorsun. Benim onunla ne alakam var? Değil mi? Ne alakamız var bizim? Hocam o zaman şuraya da girelim hemen kısaca. Yani bu tür cemaatlerin, cemaatlerin isimlerini lekeleyerek kötü örnek olduklarında bunu da biraz değinelim. Zaten bundan başka bir yola çıkmıyor ki bu. Evet. İslam'ı kötülüyor, değerlerimizi kötülüyor, imamlarımızı kötülüyor, cemaat isimlerimizi kötülüyor, şeyhlerimizi, liderlerimizi kötülüyor. Yani şimdi bu olası bir şey değil. Bu neden kaynaklanıyor? Dediğimiz gibi devlet, diyanet bünyesinde, çatısında bu işi bir sistematik hale getirmediğinden. Örneğin şunu misalini verip bitiriyorum hocam. Şimdi Kur'an kursları bizim dinimizi öğreneceğimiz tek mekanlar. Camiler bunu karşılayamıyor. Bu bir gerçek. Bir özel medrese, bir kurs adı üstünde inşa ediliyor Kur'an kursu. İnsanlar dinini öğrenecekler. Namazını, ibadetini, Kur'an'ını öğrenecekler. Şimdi devlet diyor ki burası Kur'an kursu diyor. Tamam, kabul ediyor. Tamam da falan yerde Kur'an kursu yok. Bir tane vatandaşımız, hocamız iyi olarak lanse edelim. Açıyor bir Kur'an kursu. Ruhsatı yok. Belgesi yok. Devlet de buna ruhsat, belge vermiyor.
Bir sürü şart koşuyor. Şimdi burada dinini öğretiyor. Şimdi devletin bünyesinde bu illegal. Yani bu kabul edilemez. Ama bu ihtiyaç. Bu ihtiyaç yani. Şimdi sen devlet olarak misal Beykoz'un falan mahallesine su götürmezsen adam oraya kuyu kazar. Kendi suyunu çıkartır. Sen götürmezsen kuyu kazar adam yani, değil mi? Sen adama gidip de diyeyim ya niye kuyu kazıyorsun buraya? Diyemezsin, su ihtiyacı var çünkü. Şimdi burada da halkımızın dinini öğrenme ihtiyacı var. Sen oraya falan hocamızın açtığı Kur'an kursunu tanımazsan bu sefer bu açılacak. Doğruları açılacak. Halk bunu yapacak. Kendi dinini kendisine öğretecek. Yasak olduğu dönemlerde Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri böyle gizli saklı yerlerde yine Kur'an dersleri, emsile bina dersleri yaparlarmış. Ya bu olacak, buna engel olamazsın. Kıyamete kadar olacak. Zaten engel olma gibi bir durum yok. Biz şunun için söylüyoruz. Eğer bir legallik söz konusu olursa fitnenin önüne geçebiliriz. Evet. FETÖ gibi hainlerin millete kurşun sıkacak, ihanet edenlerin önüne geçebiliriz. Bunlar bir anda kurşun sıkmıyor. Başladığı anın 40. yılında kurşun sıkıyor. Öyle bir anda kimse kimseye kurşun atamaz. 40. yılına gelmeden bunlar belli olur. Yani bir insan geldi, Kur'an kursu açtı. Demin devlet tanıdı. Baktın ki kardeşim bu ihanet ediyor. İslami değerleri öğretmiyor, öğrenmiyor. Bunların önü kesilebilir. Ama illegal kabul edersen dediğimiz gibi herkes kendi kuyusunu bu sefer kazma durumuna gelir hocam. Evet hocam. Şimdi vereceğim hocam siz. Anladım bir yere bir konuyu değerlendirme adına. Zaten vaktimiz kıtlı. Kazım hocama da söz vereceğim. Ardından kısa bir size de söz vereceğim. Bitireceğim. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Son olarak şunu da hatırlatalım. Diyanet İşleri ile cemaatin ilişkisi ne konumda olmalı ve nasıl olmalı diye bir başlık atmışız. İllegal konusundan bahsederken şöyle bir şey geldi aklımda. İllegal olmadığı halde, legal olmadığı halde, bakın legal olmadığı halde ülkemizde sahih olan cemaatler dini değerlerimizi her daim yükseltmiş. O zaman legal olduklarında dini değerlerimiz daha nasıl yükselir? Bunu bir düşünelim yani. Şu an ne konumdayız? Elhamdülillah şuraya çıkıp bu sünnet-i seniyi yaşatabiliyoruz. Veya diğer cemaatler sünnet-i seniyi ve insanları bilinçlendirme adına hareketler yapabiliyor. Değil mi? Evet. Milyonlarca cemaat üyesi var. Elhamdülillah diyoruz. İşte legal oldukları zaman da ne olacak? Bu sefer hem birlik sağlanmış olacak, hem beraberlik sağlanmış olacak. Bu şekilde de yürüyüş daha kuvvetli olacak. Bu sefer maneviyatımız da güçlü olmuş olacak. Evet. Bu çok önemli. Hani devletimiz tabii ki güçlenecek maddiyat olarak da maneviyatımız da güçlü olması gerekiyor. Hemen kısa alayım hocam. Ardından zaten vaktimiz sonuna geldi. Şimdi hocamız devlet bazında bir açıklama yaptı. Cemaatlerin legalleşmesiyle alakalı. Devlet bazında bir. Ben de halk bazında bir açıklama yapayım. Evet. Bütünleşsin inşallah. Şimdi biliyorsunuz ki bu cemaatler adına, tarikatlar adına yıllardır Avrupa'nın empozeleri bitmek bilmedi. Televizyonlarda daha önce de bu konuya da girmiştik. Televizyonlarda olsun, dizilerde, filmlerde, haberlerde hep insanların, hocaların güvenilmez bir insan olduğu lanse edildi. Şimdi burada hemfikiriz. Şimdi evet. Bir FETÖ olayıyla birlikte, bir vatan hainlerinin olayıyla birlikte daha da fazla bu ileriye gitti diyebiliriz. Cemaatlere kadar ilerledi diyebiliriz. Ama eğer ki devletimiz, şu an halkımız bir tedirginlik içinde. Ben bu cemaate çocuğumu okutursam ne olacak diye bir düşünce içerisinde. Ama devletimiz legalleştirme, yani ben burayı onaylıyorum, buraya talebelerinizi, buraya çocuklarınızı verebilirsiniz diye bir yaptırım yaparsa halkımızın da gönlü rahat olur. Gönül rahatlığıyla birlikte hem onlar talebelerini vermek istedikleri, Kur'an eğitimi aldırtmak istedikleri talebelerini bizlere verirler. Biz de işimizi yaparız. Daha büyük günler bizi bekler diyelim. Şimdi İnşallah. Hocam, buyurun. Şunu da söyleyelim, öyle bitirelim programı. İnşallah. Bakın bugün baktığımız zaman Türkiye'de cemaatler birer kaledir. Bunu ister kabul edelim, ister etmeyelim. Bugün Suriye'ye baktığımız zaman, Irak'a baktığımız zaman, geçmişte Bosna'ya baktığımız zaman, Afganistan'a baktığımız zaman oraların bu hale gelmesi, malum hallerini biliyoruz. Bu hale gelmesinin en önemli sebeplerinden bir sürü sebebi var.
en önemli sebeplerinden biri de oralarda cemaat kültürünün zayıf olması, vakıf, dernek kültürünün zayıf olmasından kaynaklanıyor. Türkiye'de cemaatlerin önemini 15 Temmuz'da bunu açıkça gördük. Cemaatlerin o gün hepsi sokaktaydı. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadında olan cemaatlerin hepsi o gün sokaklardaydı. Araştırın cemaatlerden kaç tane yaralı ve şehit var. Cemaat isimleri saymıyorum. Cemaatlerden kaç tane yaralı ve şehit var. Cemaat kültürü olmayan bir ülke dağılır. Bu çok açıkça gözümüze bunu bilmemiz lazım. Cemaat kültürü olmayan bir ülke ne olur? Dağılmaya mahkumdur. Ama 15 Temmuz'dan sonra bu ülkede cemaatlere saldırdılar. Son derece cemaatlere saldırdılar. Ama tutmadı. Allah'ın izniyle de tutmayacak. Bu saatten sonra rüzgar artık Müslümanların lehine esecek. Necip Fazıl'ın şu sözüyle bitiriyorum sözümü. Sur'da gedik açtık. Sur'da bir gedik açtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey çılgın rüzgar artık ne yandan esersen es. Artık İslam'a saldırarak, başörtüsüne saldırarak, cemaatlere saldırarak, Kur'an'a saldırarak saldıranlar hiçbir şey kazanamayacak. Yok oldukça yok olacaklar. Ben de bunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Güzel bir sonla sonlandırmış oldunuz. Hocalarıma çok çok teşekkür ediyorum. Emre hocam, Rıdvan hocam, Kazım hocam tekrardan. Kıymetli izleyiciler sizlere de çok teşekkür ediyorum. Gelen mesajlar var. Hocam ağzınıza sağlık diyenler var. Çok teşekkür ediyoruz diyenler var. Çok memnun oluyoruz hocam sizleri böyle ekranlarda gördükçe diyenler var. Sadece özetle okudum arkadaşlar. Ben şimdi demin hepsini okuyamam. Gerçekten çokça mesajlar var. Onun için hepinize de çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri izlediniz, bizleri yalnız bırakmadınız, bizlere eşlik ettiniz, görüş ve önerilerinizi aktardınız, merak ettiğiniz sorularınızı sormaya çalıştınız. Biz mesajla dönmeye çalışacağız arkadaşlar. Son olarak şunu da hatırlatalım. İnşallah 2 Nisan'da kıymetli zaten Masum Bayraktar hocamız da ekranlarda videosu paylaşılıyor şu an. 2 Nisan'da FMTV ekibinin izleyicisiyle, 500 tane izleyicisiyle bir buluşması var kıymetli izleyiciler. İlk 500'de. Evet, ilk 500'de onu söyleyeyim. İlk 500'de arayan ilk 500 kişi o yayınlandığı zaman arayan ilk 500 kişiye buraya davet edilecek. Burada ikramlarla birlikte güzel bir sohbet, muhabbet edilecek inşallah. Bunu da hatırlatalım inşallah kıymetli izleyiciler. Son olarak ben de şunu söyleyip programımızın sonuna geldi kıymetli izleyiciler. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz zaman cemaat olarak, cemaatler olarak ve toplum olarak birlik ve beraberlik içinde olduğumuz zaman hocamızın da dediği gibi yani Necip Fazıl'ın da dediği gibi eğer rüzgar nereden eserseniz batıdan es, Avrupa'dan es fark etmez. Biz birlik ve beraberlik içinde nasıl 15 Temmuz'u atlattıysak o belayı başımızdan def ettiysek Allah'ın yardımıyla biz bundan sonra bölünmeyeceğiz. Bu vatanı kimseye böldürtmeyeceğiz. Ne ile kıymetli izleyiciler? Bugünün özeti işte sözün özü kıymetli izleyiciler. Birlik ve beraberlik. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Görünen veya gösterilenlerin değil, işin özüne inileceği bir program. Sözlerin hakikatlerle dillerden döküleceği bir program. Bilinmeyen gerçeklerin öz bir şekilde anlatılacağı bir program. Sözlerin öz olduğu, sözün özü programı her çarşamba sizlerle.